Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlere gerçekten çok efsane duyurum var arkadaşlar. Bugün büyüdüğü bildirim geldiği an veya çok önceden izliyorsanız kesinlikle aşağıdan yayınlara gelin arkadaşlar. Bugün saat 3'ten gece 11'e kadar 8 saatlik efsane bir yayın olacak arkadaşlar. Yayında toplamda 2 tane ödül dağıtıyoruz. 2 tane 25 TL'lik Google Play kodu. Bunun birisi PUBG Mobile turnuvası sonucu. Birisi de FIFA Mobile oynarken yaptığım çekiliş sonucu arkadaşlar. İzleyiciler arasından yaptığım çekiliş sonucu olacak arkadaşlar. Gerçekten hepinizin katılımını bekliyorum. Hepiniz aşağıdan yayına gelin. Ayrıyeten 8 saat boyunca bir sürü oyunlar oynayacağız. PUBG, FIFA derken gerçekten zamanın zaten nasıl geçtiğini anlayamayacağız. Gerçekten efsane bir gün olacak. 2 tane de hediye dağıtacağız arkadaşlar. Sonrasında dağıttığım hediyeleri de Cube TV üzerinden canlı yayında yine açıklarım. Belki YouTube'da da açıklarım arkadaşlar. Yani siz bir şekilde göreceksiniz onları zaten. Her neyse arkadaşlar, videomuza başlayalım. Hadi bakalım Türk gücü serimize devam edelim. Evet arkadaşlar, gerçekten çok seviyorsunuz Türk gücü serimize. Bu videoya da hemen bir beğeni atın aşağıdan ve videonun keyfine bakın. Bu videoda gerçekten güzel şeyler de yapacağız. Ayrıca arkadaşlar yayında yapmalık bir şeyler de hazırlayacağım şimdi sizlere. Gerçekten bugün yayında efsane şeyler yapacağız. Hemen aşağıdan saat 3'ten sonra izliyorsanız kesinlikle aşağıdan yayına gelin bu arada. Şimdi arkadaşlar, şimdi hemen size söylüyorum. İlk olarak arkadaşlar en çok beğenilen yorum Slimani. Ama ben Slimani'yi tabii ki almayacağım. Şu an sesim kısıldı arkadaşlar. Hatta yarım saattir düzelmesini bekliyorum. Yine tam düzeldi mi bilmiyorum. Ama Slimani'yi kesinlikle almayacağım. Onun yerine arkadaşlar başka bir yorum Sadık'a alacağım. Slimani yüzünden sesim kısıldı çünkü. Ve gerçekten aşırı berbat bir oyuncu. Hani 73 kişi beğenmiş ama onlar da artık zaten istemiyordur. İsteyen varsa yine yorumlara yazın. Ama ben o adamla gerçekten oynamak istemiyorum. O adama lanet olsun. Yani gerçekten hani YouTube'da izleyip küfür etmek istemiyorum. Ama gerçekten hani ağlama durumuna geldim. Çok sinirlendim dün. Her neyse arkadaşlar, şimdi hemen buraya geliyoruz. Pazara giriyoruz ve Sadık Çift Pınar 67'lik kartı varmış. Kimse bulamıyormuş. Umarım bulabiliriz. Gerçekten hiç bakmadım da. 67'lik kartı olduğunu yazmışsınız yorumlara. Bakalım abi, 67'lik kartı bulamadık abi. Birazcık sıkıntılı olacak bu bizim için. Eğer Sadık'ı alamazsak da bu videoluk arkadaşlar sadece oyuncu yükselterek devam edeceğiz. Arkadaşlar E-Kuryeni Malatyaspor'u seçtim. Ve Mina var ama Sadık yok galiba. Niye yok abi Sadık? Fenerbahçe'ye geldiği için mi yok bilmiyorum, anlamadım ama galiba yok ya da reytingi farklı derken Sadık Çift Pınar'ı bu arada buldum ve 225 bin coins arkadaşlar. Hemen hızlıca 67 reyting yapacağım. Yani pazarda gerçekten çok zor buldum abi. Elif Elmas gibi bunda da bayağı zorlandık ve 225 bin coins'i sizler için abi, yorumları beğendiğiniz için, istediğiniz için alıyorum arkadaşlar Sadık'ı. Hem yeni Malatyasporlu hem de Fenerbahçeli, karışık bir oyuncu oldu. Yani direkt aslında Fenerbahçeli bir oyuncu. Ve bunu arkadaşlar kimin yerine alıyoruz? Hemen tabii ki göstereyim. Abdullah'ı yerine, artık istemiyordunuz Abdullah'ı. Ve sizler için arkadaşlar atladım ve Sadık'ı aldım. Bu arada bugün gerçekten oyuncuları koyduktan sonra takıma güzel sürprizler yapacağım sizlere. Ama 67 rating yapınca Sadık çıkmadı ilginç bir şekilde. Neden çıkmadı bilmiyorum ama umarım çıkacak yani Sadık. Evet, bulduk, tamam, güzel. Umarım bu suda biraz daha basılıyordur arkadaşlar ki. Evet, basılıyor. Umarım 2-3 kez basılabilir. Eğer 10 olursa ilk 10 olan boostum olacak bu arada. Ve Sadık için bu videoda bayağı bir coin harcamış olduk. 10 oluyor mu? Evet, ilk defa 10 olan bir boostum oldu. Bu da gerçekten çok hoş bir durum oldu. Sadık şu an hani gerçekten bayağı bir işimize yaradı. Bayağı bir takımımızı yükseltecek. Şimdi aynı reytinge ulaştığı zaman bir reyting üstü olacak. Abdullah'ı basıyorum direkt. 13'ken zaten yükseliyor. Arkadaşlar ben Sadık'ı 81 yan yapmak istiyorum. O yüzden 152 bin coins'e Sadık'ı 81 yan yapıyoruz. Gerçekten çok efsane durdu kartı. Hızlanması falan bile hani 60'a yükseldi. Özellikle yükselen özellikleri top kesme falan gerçekten bayağı yükseldi. Zaten bu adamın seneye çıkacak kartından gerçekten çok bir şeyler bekliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda takım bu hali aldı. Şöyle değiştirirsem ne olur? Daha düşük oldu. Hemen böyle yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımız bu şekilde. Dizilişle alakalı falan yorumlar yapabilirsiniz. Quaresma sağ forvet olduğu için orada çok iyi oynayamıyor çünkü. Quaresma'yı MF'de falan oynatırsak daha iyi olabilir. Ona uygun dizilişler yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapmamı istediğinizi yorumlara hemen yazın bakalım. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Kimi alalım? Kimi çıkartalım? Yorumlara yazın. Dediğim gibi yine Slimani beğenilirse bu sefer alacağım. Ama gerçekten o adamı istemiyorum. Kagawa'nın kartının çıkmasını bekliyorum. Çıksın anında alacağım abi Beşiktaş kartını. Bunu da merak etmeyin. Ayrıca Moses'ın ne zaman çıkar? Luindam'ın ne zaman çıkar bilmiyorum. Umarım Galatasaray ve Fenerbahçe kartları bunların da çıkar. Ve arkadaşlar şimdi gerçekten sizler için çok güzel bir şey yapacağım. Hemen buraya geliyorum kısa süreli kısmından. Yayın için arkadaşlar, yayın için hazırlık bunlar. Gerçekten efsane paketler açacağız yayında. Hepinizi bekliyorum. Zaten yayına girdiğinizde arkadaşlar ödüller açılmış mı açılmamış mı onları da göreceksiniz. Aşağıdan Cube TV indirin ve Koray yazın. Saat 3'ten sonra yayında olacağız. Açıklamada Cube TV'de yayında olacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca buraya da bastım. Su paketini alıyorum ve hızlıca açıyoruz arkadaşlar. Direkt 30 puanı aldım. Bu 30 puanı hızlı açmak için alacağım. Yani sırf hızlı açmak için aldım. Gerçekten genel anlamda bana bir katkısı olmayacak. Bu arada Sadık için tam 1 milyon coins harcamış bulunduk.
2 milyon coin istedim, 1 milyon coin ise indik gerçekten ilginç bir şekilde. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 101 puanım oldu. Ve 3500 IFU puanını alıyorum. Gerçekten abi her şey bizim için güzel olacak umarım. Metal jetonu 210 olmuş, ateş jetonu 263. Bu arada şansı ne kadar olmuş? 32. Keşke 35 olsaydı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha bunları zaten bugün yayında, yani siz bugün izliyorsunuz arkadaşlar canlı yayında, burç paketlerinden sadece 7 tane değil arkadaşlar, 2 tane daha, yani 9 tane açacağız galiba. Hesaplarıma göre aynen 9 tane açacağız. Çünkü arkadaşlar ben buradan da zarflardan illa çıkartırım diye düşünüyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, ben şimdi bunları çıkara kadar açacağım. Yayının hazırlıklarına devam ediyoruz. Sonra da maçımıza da geçeceğiz. Hadi bakalım. 60.000 IXPC çıktı ama biz IXPC istemiyoruz. Yine bunlar ileride işimize yarar ama umarım çıkmış olur. Hani umarım çıkar. Bundan sonra fişe kaçma ihtimalimiz kalmadı galiba. Lozano çıktı abi. Oyuncuyu hiç istemiyordum. Bir anda oyuncu çıktı. Hani gerçekten şu anda üzgünüm. 4 paketten birinde çıkması lazım. 3 tane kalacak. Arkadaşlar bunun yerine hemen bunu alacağım önce. Bir tane metal paketinden bu fişeyi alacağım. Fişekten belki ikinci seviyeye çıkartabilirsek güzel olur. Ayrıyeten arkadaşlar şunu da alacağım ve 2 tane daha fişek almış olacağız. Yayında da fişekleri açacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu alamıyorum. 18'de vermek istemiyorum abi. Ne yapabiliriz? Şu an çok moralim bozuldu abi. Sırf 8 taneyle kaybetmemiz gerçekten beni çok üzdü. Neyse arkadaşlar o zaman hemen bir fişeyi açacağım. İkinci seviyeye umarım geçebiliriz. İkinci fişeye geçemezsek gerçekten bizim için çok büyük sıkıntı olur. Bu arada görev tamamladık. O görev sayesinde bir şey olabilir. Bu arada ikinci fişeye geçtik. Bu bizim için gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı yayına hepiniz gelin. Hem hepsini açacağız yani. Hepsini direkt açacağız. Elimizde bir tane. Ben bu paketlerin zaten hepsini açacağım. O yüzden inşallah en sonuna kadar çıkmaz diyeceğim ya şimdi. Umarım en sonuna kadar çıkmaz abi. Lütfen en sonuna kadar çıkmasın. Pişman olmayalım. Zaten pişman olma şansım yok ama neyse çıktı fark etmez. Ve son paketi de açacağız. Sonrasında arkadaşlar fişekleri de alacağım. Bayağı bir harcama yaptık. Ama değer arkadaşlar tabii ki. Hemen buradaki şeyleri de alalım. 2 tane daha fişeğimiz oldu. 9 tane paketi de açacağız. 2 tane fişek açacağız. Ve yarın için gelişen bir şeyler olursa onları da açmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım bu arada yeni görevde ne veriyor. Bakalım arkadaşlar bir göreve. 25 fişek başlatırsak yani 10 tane daha fişek başlatırsak hem ay logosu alıyoruz hem 300 tane rastgele ay jeton alıyoruz. 10 tane fişek başlatmak zor ama deneyebiliriz arkadaşlar. Belki yapabiliriz. Her neyse arkadaşlar hemen kadromuzla şimdi yayının hazırlıkları tamamlandı. Hemen şimdi kadromuza giriyoruz. Yayında ne var arkadaşlar? 9 tane en az paket var. Efsane paket yani 90'lık oyuncuları sizlerle birlikte çıkaracağız. Ve arkadaşlar ayrıyetten başka ne var? Hemen söylüyorum. Hemen hızlıca söylüyorum. Canlı yayın var. PUBG Mobile turnuvası var. Sonrasında da 2 tane de fişek var. Ve daha bir şeyler kazacağız. Zaten 2'den sonra olduğu için arkadaşlar 2 tane daha tur oynamış olacağım yayını izlerken. Gerçekten güzel olacak. Şimdi Quaresma. Sadık'la da gol atmaya çalışacağım bu arada çabucak böyle 1-0 falan öne geçersek derken Quaresma bayağı iyi gitti. Ama arkadaşlar boost'u full kaynaklanamadığı için yani full yararlanamadığımız için birazcık sıkıntı yaratıyor. Onyekuru vuramadı. Kagawa şut ve gol derken gol olmadı. Ama çok güzel vurdu gerçekten abi. Kagawa'dan faydalanmaya başlayacağız galiba. Gerçekten bu güzel bir hareketti. Helal olsun Kagawa'ya. Bonaventura. Moses abi al şu topu. Abi gerçekten ooo Sadık'a bak abi. Saçlar falan yakıyor. Of. Gerçekten güzel olmuş Sadık. Şu an zaten 91 yan kadroda gerçekten hoş duruyor abicim Sadık. Çift pınar. Hadi abi Sadık alın şu topu. Şikirtel aldı. Sadık'a ver abi ya da kime verirsen ver. Moses. Victor Moses geçebilecek mi? Geçemedi. Bu arada takımda şu anda 4 ya da 3 tane Fenerbahçeli var arkadaşlar. Bunları bir şekilde eşitleyeceğiz. Sizin yaptığınız yorumlarla haberiniz olsun. Hani çok da abartmak istemiyorum ama gerçekten yorumda en beğenilen bunlardı. Siz de yoruma yazıp en beğenileni almamı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hakan'dan orta geldi. Gol yemek istemiyorum. Zorlanmamıza gerek yok. Moses topu al. Victor Moses. Şu ileri doğru güzel bir ara pası gelir mi? Quaresma'ya harika bir pas şu an Moses'ten ve Quaresma çok güzel kontrol etti. Gerçekten takımın uyumu çok süper. Quaresma, Ricardo Quaresma şut. Abi bunlar niye böyle şut çekiyor arkadaşlar? Oyundaki şut sistemi gerçekten çok değişik. Hani ben 98 yan kadroya alışığımdır. Okey ama Quaresma'nın kartı da şu an düşük değil. Niye böyle şut çekiyorlar? Gerçekten anlamış değilim. Bundan sonra garanti oynayacağım abi. Hani garanti oynuyorum aslında. Hani plase falan vurmuyorum. Bu arada hakem Alper olmuş. Yani soyadını artık hatırlamıyorum adama sövmekten. Alper Ulusoy muydu neydi? Elif Elmas'taki bu arada tekrardan zorlandı dediğim gibi Sadık için. Arkadaşlar bu arada bir tane mesaj aldım. Yayında sadece 9 tane açmayacağız. Başka kardeşimiz hesabını veriyor. Onun hesabından da paketler açacağız. Kesinlikle yayına gelin. Haberiniz olsun. %99 ihtimal onun hesabından da açacağım yani. Haberiniz olsun. Cagne şimdi. Mbaye Cagne. Ver pasını. Veremedi pasını. Abi nereye veriyorsun ya? Gerçekten... Çok saçmaladı oyuncular ha bu ara. Luyinda ama abi bütün defanslarımız süper bu arada şu an. Süper Lig'in en iyi defanslarını topladık resmen. Quaresma. Quaresma çekemedi topu. Romagnoli, Kagawa al şu topu abi alamıyorlar. Alamadık.
Evet arkadaşlar, ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Arkadaşlar bu arada maçları kırparak mı oynayayım yoksa hepsini tamamen mi göstereyim? Bunu yorumlara yazın. Şu anlık kırpmadan oynuyorum. Kırpabilirim ama kırpmadan oynuyorum. Siz yorumlara yazın bakalım maçı kırpayım mı kırpmayayım mı? Hepinizden bir yorum bekliyorum. Bakalım ne diyeceksiniz? Elif Elmas, Ricardo Quaresma ve Mbaye Diagne. Diagne şimdi. Mbaye Diagne'den güzel hareketler. Çek abi topu, çok iyi. Diagne. Diagne. Bir daha çek. Vur abi, vuramayacağım ki. Vurabildim. Kaleci çok iyi kurtardı. Gerçekten zor arkadaşlar maç. Bu arada çok heyecanlı oluyor. Takımın gelişimini görmüş olacağız kesinlikle. Luyendama kafa golü atabilecek mi? Galatasaraylı geçen videoda veya ondan önceki videoda aldık. Evet, ondan önceki videoda aldık muhtemelen. Galatasaraylı transfer Luyendama'dan gol geldi. Gerçekten abi, Galatasaray'da kafa golü gerçekten de atmıştı. Bu çok hoş oldu abi. Gerçekten de kafa golü attı Avrupa maçında. Umarım abi attığı gol bir işe yarar ve Galatasaray turu atlar. Yani bütün Türk takımlara destek olalım. Hadi bakalım. Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Luyendama. Bravo! Hem atakta gol atıyor hem defansta topu alıyor. Gerçekten Luyendama şov geliyor şu an. Keşke Sadık atsaydı abi. Onun videosu ya. Ama Luyendama da daha galiba gol atmamıştı. Onun da gol atması iyi oldu. Sadık da ilerleyen zamanlarda umarım atar. Kafa vuruşuna falan da bakmadık bu arada. Diagne, Quaresma'nın koşu yoluna gelecek mi? Quaresma böyle oynamaya devam ederse ya takımın sistemini ya da Quaresma'yı değiştireceğiz arkadaşlar. Yerine farklı bir Galatasaray Beşiktaşlı oyuncu alabiliriz. Mesela örneğin Burak Yılmaz alabiliriz arkadaşlar. Eğer oyunda kartı varsa, ki vardır diye düşünüyorum. Çin'den mi geldi direkt yoksa Trabzon'dan mı geldi arkadaşlar? Bu arada bu sene hani çok fazla takip edemedim derslerden dolayı futbolu, Türk futbolu. Sadece Fenerbahçe'nin maçlarını izleyebiliyorum hani tuttuğum takım olduğu için. En son Çin'deydi diye hatırlıyorum. Kagawa, Moses, çek abi topu yukarı. Moses buradan güzel şutları var. Daha önceden bizi buradan kurtarmıştı ve yine golünü attı. Moses'ın bu plaseleri zaten bizim takımın kurtarıcısı arkadaşlar. Bu plaselerle birlikte Moses bizi taşıyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bir de Quaresma ile bir pozisyon denemeye çalışacağım. Eğer denk gelirse, zaten Quaresma atakta oynuyor biliyorsunuz. O yüzden Quaresma ile denemek hiç de zor olmaz. Şimdi Sadık Çiftpınar. Hızı falan artmışlar bu adamın gerçekten. Evet, fena değil. Oğuzhan Özyakup. Çek abi, geri çek geri. Çok iyi. Tamam, Diagne şimdi. Mbaye Diagne. Dakika 88, Ricardo Quaresma pas vermem gerekiyor. Çok sıkıştı arkadaşlar. Onyekuru. Onyekuru. Quaresma'ya gelecek mi? Gelmedi. Kagawa'ya attı abi. Pası Quaresma'ya atsaydı. Hani oyuncuların pas attığı kişiler gerçekten çok saçma oluyor bazen. Ve onun yüzünden topu bayağı kaybediyoruz. Taç onların arkadaşlar. Yani maalesef muhtemelen maç bu şekilde bitecek. Ben bir gol daha atmak istiyordum ancak Luyendama ve Moses'ın golleriyle maç 2-0 bitti derken bir şeyler olabilir mi? Olabilecek mi? Olmadı arkadaşlar maalesef. Ve dediğim gibi arkadaşlar maç bu şekilde bitti. Gerçekten çok eğlenceliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Takımın son halini göstereceğim. Yorumlarınızı hepinizin bekliyorum. Hemen devam ete basalım arkadaşlar. Bu arada burada da mücadeleyi yanlışlıkla kasıyoruz. Ben normalde oynamıyordum arkadaşlar. Videolara denk gelmeye başladı. Oynamaya başladım videolarda. Bilmiyorum, bakalım belki sürekli tamamlarım. Evet arkadaşlar, takımın son hali bu şekilde. Bu takımı bir şekilde 100 kimya 120 kimya yaparız arkadaşlar. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Zaten şu adam, şu adam ve şu adam uyum içinde olsa muhtemelen bu takım şu anda 120 kimya olur. Çünkü Kagawa ve hem Quaresma ile uyuyacak hem de yani gerçekten güzel bir kartı olacak. Team of the Week kartı olacak ama gerçekten güzel olur arkadaşlar. Dediğim gibi burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bir Luyendama'yı orta sahaya alsak Oğuzhan Özyakup'la bir uyum yapar diyecektim ki başka bir uyum sorunu oluyor. Yok abi, gerçekten Luyendama'yı sol tarafa almamız gerekiyormuş. Her neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle Küp TV'ye gelmeyi unutmayın aşağıdan arkadaşlar. Efsane bir yayın var bugün. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Gerçekten şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam ötesi bir videoya gidebilirsiniz. Arkadaşlar sizleri gerçekten çok seviyorum. Hepiniz adamsınız. Hoşçakalın ve bay bay.